Kevser babam inmeyecek mi yemeği? Çalışma odasında Murtaza'nın gelmesini bekliyor. Kızlar başlasınlar, ben sonra geleceğim dedi. Cenazeden döndüğünden beri ağzını bıçak açmıyor babamın. Kaybettiği paralara yanıyordur. Maden 2 haftadan önce açılmaz dediler. Duymadınız mı? Fikriye, lütfen babam hakkında biraz üzgün konuş. Adamcağız zaten çok üzgün. Ne yani, yalan mı? Madenin çalışmadığı her saat zarar eden bir iş adamı. Başka neyi dert eder abla Allah aşkına? Ölen insanların ailelerini Fikriye. Haberin var mı bilmiyorum ama... babam madende yakınını kaybeden her aile 150 lira yardımda bulunacak. 150. 150 ne ya? Zonguldak'ta 2 aylık dükkan kirası. Az para mı ya 150 lira? Kusura bakma ablacığım. Ama sen at gezintilerinde rastladıkların haricinde kasabalı görmediğinden hallerinden de anlamazsın. Ay sen çok anlarsın sanki Fikriye. Sabahtan akşama kadar kitap okuyup hepimize ukalalık taslıyorsun. Keşke sen de okusan. Biraz cahilliğin körelir. Dünyanın sadece senin etrafında dönmediğini falan anlarsın belki. Hı? Fikriye, yeter artık. Gülfem sen de sakin ol lütfen. Şu yediğin bifteğin parasını bile babam verirken... onun hakkında böyle konuşman nankörlükten başka bir şey değil Fikriye. Ben de yemiyorum o halde. Fikriye tamam, özür dilerim. Otur lütfen, bölme yemeğini. Teşekkür ederim ablacığım ama iştahım kaçtı. Size afiyet olsun. Fikriye! Ama aç kalacaksınız Fikriye Hanım. Kime çekti bu kız bilmiyorum ki. Her geçen gün daha bir asi oluyor. Söyleyene bak. Asilik dendi mi bu evde? Kimse senin eline su dökemez bir kere. Aşk olsun beyce. Babam hakkında böyle konuştuğumu ne zaman duydun? Sözünü dinlediğin de söylenemez ama. Ayrıca kızı annelik taslamayı bırak. Sana hiç yakışmıyor. Sana çok mu yakışıyor beyce? Ama Gülfem Hanımcığım, vallahi mesuliyet sahibi olan bir insan olarak rahmetli annenize en çok benzeyen beyce. Değil mi ama Kevser? Çatalım düştü. Şunun yenisini getir Kevser. Hemen. Sana mı kaldı kız Fikriye'nin ne yediği? Bırak acından ölsün şımarık. Sen de bazen söylüyorsun ama teyze. Ben laf olsun diye söylüyorum. Yoksa hiçbir umurumda bile değil. Öyle deme teyze, ayıp. Ya biz bu insanların ekmeklerini yiyoruz. Kız sen ne zaman bu kadar saf salak oldun? Kime çektin sen böyle? Bedava mı veriyorlar o ekmeği? Ben 34 yıl saçımı süpürge ettim bunlar için. Ama zengin kısmı böyledir işte. Çıkarına gelmedi mi kemiğini kemirtmez. Akıllı ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.